İslam'ın doğuşundan bugüne dinimize dair temel konular. İmanın, ibadetin, ahlakın esasları. Bilgiden Bilince programında dinimiz hakkında bilmediklerimizi öğreniyor, günlük hayat ve ibadetlerimiz hakkındaki farkındalığımızı artırıyoruz. Bilmek, öğrenmek ve fark etmek için. Bilgiden Bilince. Bilgiden Bilince her Perşembe 20.45'te Can TV ekranlarında. Değerli Can TV 24 izleyicileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlisini özellikle merkeze alarak din görevlisi kimdir, din görevlisinin muhatabı kimlerdir, din görevlisiyle muhatabı arasındaki ilişkinin nasıl kurulması gerekir, din görevlisi için zaman ve mekan mefhumu var mıdır, bütün bu konuları Cezayir vaizimiz çok değerli Mehmet Aydoğan hocamla inşallah değerlendirmeye gayret edeceğiz. Değerli hocam, toplumda belki en fazla kullandığımız tabirlerden birisi de din görevlisi. Evet. Sadece bizim dinimizde değil, bütün dinlerde din görevlisi vardır. Fakat din görevlisi acaba bizim dinimizde doğru bir kavram mı? Ve din görevlisi dediğimiz zaman kim aklımıza gelir? Evet. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbimize hamdolsun. Başta peygamberimize, bütün peygamberlere, Efendimizin ehli beytine ve bütün inananların üzerine Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi olsun inşallah. Şimdi saygıdeğer hocam, bildiğiniz gibi şimdi İslam öncesi diğer dinlere baktığımız zaman tahrif edilen Hristiyanlık olsun, Yahudilik olsun, her dinin kendi dinini anlatmada özel görevleri biliyoruz. Ki özellikle Hristiyanlıktan olanla biz ruhbanlık diyoruz. Yani dini anlatmayı sadece kendilerine meslek edinen, onların dışındakilerini anlatmadığı bir grup ki buna ruhbanlık diyoruz. Evet. Fakat biz bunu Müslümanlar olarak aldığımız zaman onlardaki gibi bir ruhbanlık sınıfı İslam'da yoktur. Yani biz nasıl ki bugün camide görev yapan bir imam, bir müezzin veya bir vaiz, işte Diyanet İşleri Başkanı'ndan bütün personeline kadar, her ne kadar Diyanet Camisi olarak toplum tarafından din görevlisi olarak biliniyorsa da gerçekte şöyle bir bilmek lazım. Şu an bizi izlemekte olan bütün izleyicilerimiz şunu bilmeli ki her Müslüman dininin görevlisidir ve dinen hem Allah'a karşı sorumludur. Yani yapılması gereken, bir din görevlisinin yapması gereken ne varsa her Müslümanın görevi olduğunu bilmek lazım. Burada siz farklı bir kavram daha kullandınız, ruhbanlık. Evet. Biz din görevlisi diyoruz, siz de ruhbanlık dediniz. Diğer dinlerde, Hristiyanlıkta bu var dediniz. Evet. Peki bu bizim bildiğimiz din görevlisiyle ruhbanlık arasında nasıl bir fark vardır? Evet. Şimdi özellikle yani ruhbanlık dediğimiz zaman bunlar o inançla Allah arasındaki bir aracı gibi kabul edilen, sanki Allah adına insanlarla ilişkide bulunan kişiler olarak anlaşılmaktadır. Yani onlar olmadan biz Allah'la ilişki kuramayız. Evet, onlar da öyle. Tahrif edilen budur. Oysa biz şunu çok iyi biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetleri de var. Yani Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Aracılara gerek yok. Ama nedir? Bugün imam olsun, her kendisine dini insanlara anlatmayı görev bilen, vazife bilen her insan en büyük özellik neyse ki her insanın birinci görevi, birinci sorumluluğu Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilemeyen, Allah'tan habersiz yaşayan her insana Allah'ı götürmek, aç bir insana ekmek götürmekten, susuzluktan kıvranan bir insana su götürmekten daha değerlidir ve daha önemlidir. Yani biz belki birçoğumuz şöyle anlıyorduk. Din görevlisi dediğimiz zaman camide görev yapan imam, müezzin veya müftü, müftülükte çalışanlar diye anlıyorduk. Ama siz diyorsunuz ki din görevlisi sadece bunlardan ibaret değil. Bütün Müslümanlar dininin görevlisidir. Evet. Yani anlatmakla sorumludur. Her Müslüman Allah'a karşı sorumlu olduğu gibi aynı zamanda Allah'ı insanlara anlatmak gibi bir sorumluluğumuz var. Ama bu sorumluluk kişiye göre elbette ki değişecek. Bir ordu düşünürsek bir ordudaki askerle genelkurmay başkanının sorumlulukları aynıdır. Yani ikisi de askerdir neticede. Ama bir erin sorumluluğuyla bir generalin sorumluluğu farklı olduğu gibi insanların da bilgi ve kapasiteleri itibariyle bulundukları toplum ve ortamlarda
dinlerini yaşayıp anlatma sorumlulukları, yaşamada herkes sorumludur, anlatma noktalarında elbette ki farklıdır. Yani alim bir insanla normal bir köylü çiftçi insanın anlatım noktasındaki sorumluluklar aynı değildir. Ama yaşama noktasında herkesin kişisel olarak sorumlulukları vardır. Herkes bunun da netice itibariyle böyle bir sorumluluğunu yerine getirmek durumundadır. Değerli hocam, din görevlisi aynı zamanda bu din görevlisinin de bir muhatabı vardır. Yani bir yerde din görevlisi varsa o dini görevini yapması için belli bir alan, belli bir kesimin olması lazım. O zaman din görevlisinin muhatabı kimler olur? Evet. Şimdi değerli hocam, bir an şöyle düşünelim. O sorudan önce şöyle düşünebiliriz. Bakın, biz bu dünyaya niçin geldik? Bunu bir an düşünürsek, aslında biz her insan, biz insan olarak bu dünyaya kazanmak için geldik. Neyi kazanmak için geldik? Bütün insanların birinci görevi, sorumluluğu Allah'ın rızasını kazanmaktır. Fakat Allah'ın rızasını kazanmak için de bir insanın önce kendisini kazanması lazım. Yani kendisini kazanamayan bir insan Allah'ın rızasını kazanamaz. İnsanı Allah'ın rızasına götürebilecek olan diğer insanları kazanma noktasında da aslında bir insanın önce kendisini kazanması, sonra diğer insanları kazanması lazım. Eğer biz sadece bilgilenme noktasında kişi sadece anlatmakla yetinir de dinin gereklerini kendisi yaşamaz bir halde bulunursa, bu kişinin kendisinin ayrıca kazanılmaya ihtiyacı vardır. Şimdi şöyle düşünelim. Yani bugün toplum, din, biz nerede duruyoruz? Ve insan olarak gerçekten insanların en önemli ihtiyacı olan Allah'la bilgilenme, Allah'ı onlara bildirme noktasında sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz? Böyle bir sıkıntımız var. Bunun için elbette ki biz şekilsel olarak belirli ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz gibi bir de iç donanımlarımız, ruhumuz, efendim ahlaki yapımız, bizi insan olarak öne çıkaran bütün değerlerimizin de Müslümanlaşması lazım. Bugün genel olarak Müslümanlarda eksik olan böyle bir sıkıntı var. Yani Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz ki her Müslüman olmasının her iddia bir ispat ister. Ben Müslümanım diyorsak, değil mi? Onun gereğini insanların göstermesi lazım. Ben desem ki ben işte güreşte Türkiye şampiyonuyum demez misiniz? Onu bir ispatlayalım, bir görelim dersiniz. O zaman ben de Müslümanım dediğim zaman aslında o Müslüman olmamın gereklerini göstermem lazım topluma şey olarak. Onun için burada duygularımız çok önemli. Bugün genel olarak hepimizde duygularımızın Müslümanlaşmaması gibi bir problemle karşı karşıyayız. Yani dindar bir insan ibadetlerini yaparken öfkesine yeniliyorsa, efendim duygularının etkisinde kalıyorsa, tarafgirlik yapıyorsa, hakkı ve adaleti ayakta tutamıyorsa, bu eğitim eksikliğinden dolayı daha duygularının tam Müslümanlaşmadığı bir noktaya gelir ki bu ayrı bir sıkıntıdır Sayın Hocam. Yani din görevlisinin muhatabı önce kendisidir. Evet. Önce kendisi donanımlı olacak. Hani diyoruz ya, biz şöyle hatırlıyorum. Yani ben ilk görev başladığım dönemi hatırlıyorum. Büyük bir heyecan vardı. Yani karşıma çıkan her insanı Allah'a anlatmalıyım. Çok farklı insanlarla bir araya gelmek istiyoruz. Ama o gerekli donanım da olmayınca sadece istek de yeterli olmuyor. Heyecan da yeterli olmuyor. Mutlaka şey olmalı. Ben bunu hep şuna benzetiyorum bulunduğum değişik ortamlarda. Yani bir insana, inançsız bir insana inancı anlatabilmek, boğulmakta olan bir insanı kurtarmak gibidir. Bakın, denizde boğulan evet. Bir insanı kurtarmak kolay değildir. Yüzmeyi bilen her insan boğulan bir insanı kurtaramaz. Boğulmakta olan bir insanı kurtarmak için özel tekniklere, donanıma sahip değil mi? Can kurtaranlar bulunur belirli yerlerde. Her yüzmeyi bilen kurtaramadığı gibi, aynen bunun gibi bizim de inanç noktasında eksikliği olan bir insana ulaşmada özel donanımlara sahip olması lazım. İyi hazırlanmış olması lazım her din görevlisinin. Şunu da belirtmek lazım, yani hemen sohbetimizin başında. Din görevlisinden ziyade aslında olması gereken din gönüllülüğü olması lazım. Hani İslam dediğimiz zaman, bakın, bir zorlama olmaksızın biz nasıl ki Müslüman oluyorsak, İslam olmak, Müslüman olmak bunu gerektirir. Yani başkalarının baskıları değil de kendi isteğimizle Allah'ın isteklerine teslim olmak, Müslüman olmaksa, o zaman Allah'ı anlatmakta da sadece biz görevimizden gereği değil, gönüllü olarak böyle bir çalışma, uğraş ve çabanın içerisinde bulunmuş olması lazım her insanın. Biraz önce can kurtaran dedik. Evet. Yani boğulan bir insanı herkes kurtaramaz. Can evet. Kurtarana ihtiyaç var dedik. Yani bu işin usulünü bilecek.
Dolayısıyla din görevlisi de aynı boğulan insanı kurtaracak, can kurtaran gibi bu işin bazı ilkelerini, kurallarını, prensiplerini bilmesi lazım. Tabii ki, evet. O zaman din görevlisi yapacağı görevde hangi kurallara dikkat etmesi lazım? Evet. Şimdi Sayın Hocam, birkaç yıl önce İstanbul'a Avrupa'dan adı da efendim Tom Peters olan birisini çağırıyorlar. Bu adam kişisel gelişim uzmanı. Yani insan kazanma nedir? İnsan nasıl kazanılır? Bu noktada biraz da ticari kaygılarla davet ediliyor. Bakın, gelmiş olan bu kişi sadece bir konferansını 200 bin dolara veriyor. Onu dinlemek için herkes gidemiyor. Gitmek için 1000 dolar ödemesi gerekiyor kişilerin. Şimdi böyle bir programdan çıkarken bir dergi adına oradaki bir muhabir onlarla bir ayaküstü bir söyleşi yapıyor. Yani bu kişiyle görüştükten sonra diyor, siz almış olduğunuz sonucu birkaç başlıkta bize anlatabilir misiniz? Ne öğrendiniz? O da diyor ki, çıkmış olan dinleyiciler, evet diyor, insan kazanmak için insanları affetmek lazım. Affetmeyen insan, insan kazanamaz. Şimdi düşünelim, biz bunu gerçekten bir yabancı kişisel gelişim uzmanından mı öğrenmeliyiz? Bir Müslüman olarak biz bugün peygamberimizi ne kadar biliyoruz? Şimdi düşünelim değerli hocam. İnsanların ihtiyacı olan Allah'ı insanlara anlatmak dediğimiz zaman Hazreti Peygamber'in Mekke ve Medine dönemini biz çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani 13 yıllık Mekke dönemini düşünelim. Sıkıntılar vardı, problemler vardı. Müslümanların sayısını bir an düşünelim. Peygamberimiz en zor şartlarda ne kadar insan kazandı peygamberi metotlarla? Bunların sayısı 500 değil Sayın Hocam, sayı olarak. İlk hicret edenler. Bakın, Medine'ye gidildiği zaman ilk dönemleri düşünelim. Efendim, Medine'de Hudeybiye antlaşmasına kadar en iyi şartlarla Mekke ve Medine'deki Müslümanların sayısı, yani her Müslüman Hazreti Peygamber tarafından kazanılan insandır. O yönüyle bakacağız. Yani Peygamberimiz en büyük imam, Peygamberimizdir. Şimdi bu süreç içerisinde bakın, Müslüman olanların sayısı 4-5 bini geçmez. Evet. Kaç yıllık dönem? Bakın 19 yıl yapıyor. 13 yıl Mekke dönemi, 6 yıl hicretin 6. yılında Hudeybiye Antlaşması oluyor. Hudeybiye Antlaşması'na kadar işte 4-5 bin kişi. Bakın, Hazreti Peygamber'in dışında sahabe efendilerimiz, ki Peygamberimizin eğitim modelinden geçmiş olan bu kişiler, efendim Peygamberimizi orada anlayamadılar. Hazreti Ömer gibi bir şahsiyet bile Peygamberimize, ya Resulallah, sen Allah'ın hak peygamberi değil misin? Bu müşriklerin bu isteklerini niye kabul ediyorsun? Gibi Peygamberimizi eleştirme noktasına gelen Hazreti Ömer var. Öbürleri var. Yani bütün sahabeler Peygamberimizi anlayamadılar. Ama Peygamberimiz her şeye rağmen orada bir antlaşma yaptı. Şunu çıkarabiliriz. Bakın, en kötü şartlardaki barış en iyi şartlardaki savaştan daha iyidir. Savaşma istemedi Peygamberimiz. Ama Hudeybiye Antlaşması'ndan sonraki dönem düşünelim. Bakın 4 yıl, 6 yıl, son 4 yılda Müslümanların kazancı ne kadar oldu hocam? Bir an düşünelim. Sadece veda hutbesinde 100 binin üstünde hacı vardı. Bu hacıların gelemeyenlerini düşünürsek, bakın 19 yılda 4-5 bini bulamayan Müslüman sayısı, kazanılan insan sayısı, ama son 4 yılda 100 binin çok çok üstüne gitmişti. O zaman her sahabe kazanılan bir insansa, burada bir de şeyi düşünmemiz lazım. Mekke'nin fethi. Bakın, Mekke'ye Peygamberimiz 10 binin üstündeki bir orduyla girdiği zaman artık karşısında bir güç yok. Kim bu Mekkeliler? Müslümanlara hayat hakkı tanımayanlar, onların Mekke'den kovanlar değil miydi? Evet. Şimdi Peygamberimiz normal şartlarda onlardan öcünü alması gerekirdi değil mi? Siz bize şunları şunları yaptınız. Fakat Peygamberimiz onlara ne dedi? İzhebu entüm tülaka. İzhebu entüm tülaka. Hepiniz hürsünüz, özgürsünüz, gidin dedi. Bakın, ceza vermedi, cezalandırmadı. Şimdi biz bunu, peygamberin bu metodunu bırakarak, eğer bugün 100 bin dolarlar vererek yabancı ve bizim değerlerimizden habersiz olarak insan kazanmada affetmenin önemini 1000 dolar vererek öğrenecek konumdaysak, bir daha kendimize gelmemiz lazım. O zaman şunu söylüyoruz. Bir, insan olarak, camideki görevli olan bir arkadaşımız olarak, efendim bir müezzin olarak, kim olursa olsun, her peygamber bir imamdır. Her Müslüman hem imamdır hem müezzindir. Ama insan kazanmanın, Allah'ı onlara tanıtmanın insan kazanmak manasına geldiğini, bu efendim ticarette kar etmekte asla kıyaslanmayacak kadar önemli bir değer olduğunu unutmamamız lazım değerli hocam.
Peygamber Efendimiz ilk bu din görevliğine başlaması, yani peygamberliğin gelmesinde tek kişiydi. Evet. Veda hutbesinde, vefatından kısa bir müddet önceki veda hutbesinde en az 100.000 kişi, 23 sene zarfında Peygamber Efendimiz 100.000 kişiyi topluyor. Yani Müslüman oluyor, iman etmiş oluyor. Peki bu kadar kişinin toplanmasında Peygamber Efendimiz'in sadece affetmesi yok elbette. Yani başka ilkeler, evet, var, başka tabii prensipler var. Tabii. Ve din görevlisi dediğimiz zaman da aklımıza ilk gelen kişi Peygamber Efendimiz. O zaman Peygamber Efendimiz'in din görevliğini bugüne taşırsak, Peygamber Efendimiz'in din görevliliğinden bugünkü din görevlilerini anlatmamız gereken örnekler, prensipler, evet, neler olabilir? Şimdi Sayın Hocam, gerçekten bunlar çok önemli. Bunlar birkaç başlık altında toplanabilir. Yani bunlar efendim mesleki özellikler, kişisel özellikler şeklinde dile getirilebilir. Ama öncelikle misyonunu, görevini, varlık sebebini, niçin orada görev aldığını her arkadaşımız, hepimizin iyi bilmesi lazım. Yani Allah'tan habersiz bir insanı Allah'ı hatırlatmanın, tanıtmanın en büyük ticari kârlardan fazla olduğunun bilincinde olması lazım bir insan. Hani düşünelim, oraya geleceğim ama şunu hatırlatmak lazım. Hayber'in fethini düşünelim Sayın Hocam. Şimdi Hayber'in fethinde Hazreti Peygamber, düşünün, Hazreti Ali ki yerinde duramayan birisidir. Oraya efendim çok kahramanlıkları olan birisidir bu savaşta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu biraz heyecanlı görünce, bakın, Hazreti Ali'ye karşı şöyle der. فَوَاللّٰهِ لِاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهِ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرٍ نَعَمْ. Yani senin elinle bir kişinin Müslüman olması dünya kadar mala sahip olmaktan senin için daha hayırlıdır. Bakın bu ne zaman söyleniyor? Savaş esnasında söyleniyor. İslam'ın hayata ve insana bakışı, karşımızdaki kişi kim olursa olsun, savaş esnasında bile insanı öldürmek değildir esas olan prensip, insan kazanmaktır. Eğer savaş esnasında insan kazanmayı bizim efendim görevimizin merkezine koyan bir peygamberi biz anlayamazsak, peygamberin ilkelerini kendi hayatımıza taşıyamazsak, dünyevi şeylerin peşine takılırsak insan kazanamayız Sayın Hocam. Evet, belki bir akademik çalışma olarak şunlar söylenebilir. Bir din görevlisinde hangi görevliler özellikler olabilmeli, değil mi? Bakın, birinci özellik ihlas olmalı, samimiyet olmalı. Yani ben bir görevi yapıyorsam niçin yapıyorum bunu? Elbette ki menfaatler olacak ama menfaatlerin önünde bir Allah'ın rızası olmalı. Evet. Bakın, Allah'ın rızası olmadan yaptığımız iş çok büyük olabilir. Bu sonuç itibariyle bir sıfırdır ve bize ahirette Allah huzurunda hiçbir katkısı olmayacaktır. Yani birinci özelliğimiz ihlas olacak. Sonra güzel ahlak, değil mi? Ahlak. İnneme bu'istu li utemmime mekarimel ahlak diyen bir peygamberin ümmetiyiz. O zaman Hazreti Peygamber'deki bu vasfı, o güzel ahlaklı olmak mutlaka bizde de olmalı, değil mi? Yani düşünelim, Peygamberimizin Mekke döneminde, bunu hepimiz biliyoruz ya, yani düşmanları bile en değerli eşyalarını peygamberimize veriyorlar. Ya öyle bir ahlaki yapısı var ki, çevreye öyle bir güven vermiş ki, güvenilen peygamber, Muhammedül Emin zaten. İmanla emanet arasında da böyle bir ilişki var. Sonra örnek bir hayat. Bakın bu da çok önemli değerli Sayılgar Hocam. Yani güvenilen, örnek bir hayat yaşıyor peygamberimiz. Bakanlar ben de böyle olmalıyım diyebilmeli. Yani böyle bir hayatı bugün insan olarak hepimizde ortaya koymamız gerekir. Yine kendine güven. Bakın bu bütün peygamberlerde var ama peygamberimizde de var. Düşmanın en şiddetli bir şekilde üstlerine geldiği zaman peygamberlerde hiçbir sarsılma yok. Yani Hazreti İbrahim ateşe atılırken, efendim Hazreti Musa denizle karşılaştığı zaman yanındakiler bir an bocalamaları var, değil mi? Ey Musa, önümüzde düşman gibi deniz var, arkamızda deniz gibi düşman geliyor, ne yapacağız? Ama onda en ufak bir tedirginlik yok. Çünkü güven böyle olmayı gerektirir. Evet. Sonra şahsiyet ve onur sahibi olmalı. Her Müslümanın bunlar temel özellikleridir ama insanlara Allah'ı anlatmak gibi bir misyonla öne çıkanların mutlaka bunlara dikkat etmesi lazım Sayın Hocam. Burada tabii din görevlisinde olması gereken şeyleri saydık. Peygamber Efendimiz'in hayatından yola çıkarak. Bugünkü Müslümanları göz önünde bulundurarak, evet,
bugün bir din görevlisinin özellikle kaçınılması gerektiği davranış. Ne diyebiliriz buna? Evet, yani birinci özellik, saygıdeğer hocam, topluma şefkatle davranması gerekiyorsa merhametini hiçbir zaman kaybetmemeli. Duygularının esiri olmamalı. Şimdi cezaevinden gelirken dün itibariyle ben karşılaştım bazı mahkum arkadaşlara ve bazı görevlilere. Size göre bir din görevlisi nasıl olmalı? Birkaç şeyini sordum. Emin olun bir akademik çalışmada ortaya konmuş olanlardan çok da farklı değil. Mesela onlardan bir tanesi bakın şöyle dedi. Arkadaşlar ortak bir sorudur bu. Mesela bir din görevlisi, din adına konuşan insanın her türlü soruya açık olmalı diyor. Yani benim zihnime takılan soru, benim eksiğim neyse her türlü soruma cevap verebilmeli. Değil mi? Mesela biz dini sadece ibadetin bir takım kurallarıyla hayatın bazı alanlarına sıkıştırmıyoruz değil mi? Yani doğum, din bütün hayatı kapsıyor. Bütün hayattır. Evet. İnsanın problemi dinin problemidir. Dinin alanı içerisindedir. Din görevlisi de bunun bilincinde olmalı ve o problemi çözmek için gerekli donanıma, bilgiye sahip olmalı. Hiçbir soruyu reddetmemeli. Mesela ayrım yapmamalı dediler. Acaba ayrım yapanlar mı var gibi soru akla gelebiliyor ama yani insanların memleketlerine, efendim siyasi görüşlerine, farklılıklarını hiçbir zaman öne çıkarmadan farklılık yapmamalı. İlginçtir. Bir tane arkadaş dedi ki hocam ama Furkan olmalı. Hakla batılı da ayıran bir yapısı olmalı değil mi? Evet. Sonra güler yüzlü ve şefkatli olmalı. Bakın bunlar mahkumların söylediği. Aslında hepsi peygamberin özellikleri. Tabii. Bunların hepsi peygamberimizde var ama toplumun ihtiyacı olan şeyler. Emin olun bunlar diğer maddi olan şeylerden çok daha önemli. Yine öğrenmeye açık olmalı bir din görevlisi. Öğrenmeye açık olmalı. Yani okulu bitirdiği dönem itibariyle öğrenme süreci kesintiye uğramamalı. Hocam günümüzdeki genç düşünürlerden şey var, Said Çamlıca var. Bir yazısında şunu anlatıyor. Biz diyor 25'li yaşlarda ölüyoruz diyor. Böyle bir yazısı çıktı bunun. Allah Allah nasıl ölüyoruz ya? Millet olarak böyle bir sonuca ulaşmış. Türk milleti 25'li yaşlarda ölüyoruz diyor. Bu yazıyı okuduğumuzda diyor ki okumak, öğrenmek hayatta olmanın bir gereğidir. Eğer biz okulumuz bittikten sonra bakın üniversite bittikten sonra işte biraz o zamandan kalan okuma öğrenme isteği daha sonra iş hayatı derken genelde 25'li yaşlarda okumayı öğrenmeyi bırakıyoruz. Okumayı bırakmak aslında ölmekle eş değerdir diyor. Olamaz. Oysa bir Müslüman son anına kadar Allah yolunda öğrenmek, bilgilenmek, aydınlanmak ve aydınlatmak adına ciddi bir çalışma ve gayret içerisinde olması gerekir. Sonra öğretici olmalı. Bakın bu mahkumların söylediği. Bir din görevlisi öğretici olmalı. Yani çok bilgili olabilir kişi. Ama öğretici değilse, o bilgisini diğer insanlarla paylaşmıyorsa bu Allah katında da bir sorumluluk değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Efendimizin asıl cimri kimdir? Bilgisini paylaşmayandır diyor değil mi? Evet. Bakın bilgi paylaşmamak da bir cimrilik özelliğidir. Yani çok mert olabilir insan. Ekonomik manada insanlara ikram eder şunu şunu yapar ama bildiklerini başkalarının öğrenmesi noktasında sorumluluğunu ne getirir paylaşmıyorsa Allah katında onun da sorumlu olduğu belirtilir. Şimdi yine burada tabii giyim kuşam var elbette ki peygamberimiz döneminde de düşünün peygamberimizin yanından işte tarağı aynayı ayırmadığını kıyafetine çok dikkat ettiğini yanında saçını başını taramadan gelenleri uyardığını biliyoruz. O zaman demek ki kıyafet ve şeklimizin de toplumda çok önemli olduğunu bilmemiz lazım. Yumuşak huylu, ikna edici ve tatlı dilli olmalı. Bunlar ne kadar önemli değil mi? Evet. Yani yumuşak huylu olmalı, kırıcı olmamalı. Yani olabilir bazen bizim düşüncemize, fikrimize, karşıtı düşüncelerle insan karşılaşabilir. Onları reddetmeden, kırmadan, üzmeden o problemi çözecek seviyesi olmalı. Her din gönüllüsünün sayın hocam. Burada özellikle biraz önce söylediniz. Yani diyor ki ayırt edici olmaması lazım. Din görevlisi muhatabını seçerken veya seçme lüksüne sahip mi? Yani ben şuna dini anlatacağım, bunu anlatmayacağım deme durumu var mı? Hayır. Yoksa karşısındaki kim olursa olsun evet. Ona ayrım yapmadan anlatması evet. Gerekiyor evet. Mu? Şimdi hocam gerçekten biz işte ayrımcılık diyoruz ya ayrım yapmamak. Neye göre ayrım yapacak? Örneğin yapanlar varsa bir insan zaten ayrımcılık bakın ırkçılık dediğimiz
reddetme, başkasını kabul etmeme, bu dünyanın genel bir problemidir. Evet. Şimdi hani dünyaya insan hakları anlatmaya kalkan Batı'nın, Amerika'nın bazı bölgelerini biliyoruz. İşte beyazların siyahların bölgesine giremediği alanlar. Siyahların, beyazların siyahlara, ya böyle bir şey olabilir mi? İşte asıl kıyamet bu. Bugünkü dünyanın yaşadığı bu değil mi? Oysa biz her insana Allah'ın eseri olarak bakma erdemine, güzelliğini yaşayabilirsek eğer, Allah'ın eseri olarak baktığımız zaman hiçbir zaman bulunduğu karşımızdaki kişi ayrım yapamayız. Hele din adına böyle bir şey asla olamaz ve kabul edilemez. Çünkü Peygamberimizin hayatında bunlar yok. Peygamberimiz her karşılaştığı kişiye bakın değer verirdi. Kim olursa olsun onunla ilgilenirdi. Şimdi Allah'ı anlatmakta sorumlu olan her insan, her Müslüman, her din görevlisi bakın anlatma metotlarında şunu çok iyi bilmesi lazım. Şefkat, sevgi, merhamet, efendim ilgi duyma. Yani bir yerdeyiz, birileri var, sizinle hiç ilgilenmiyorlar. Şimdi böyle bir insanla siz iletişime geçebilir misiniz? İlgi duyma. İşte bunlar peygamberin hayatında var, bizde de olması lazım. Olmadığı zaman mutlaka orada bir takım sıkıntılar oluşuyor. Hocam burada şunu belirtmem lazım. Bakın bir, Cenab-ı Allah var, bir de yaratan olarak, var eden olarak, bir de yaratılanlar var. Şimdi Allah'ın yarattıkları ile ilgilenirken Allah'ı unutmak, bugün temel problem bu değil mi? Evet. Eşyaya verilen değer, eşyanın peşinde koşarken kırılan insanlar, öldürülen insanlar. Demek ki ödülün büyüklüğü aslında kaybın büyüklüğünü de bize gösteren şeydir. Evet. Allah'tan habersiz yaşayan her insana anlatmak, Allah'ı anlatmak bizim için bu kadar büyük bir sonuç ve getiri getirecektir Sayın Hocam. Tabii burada din görevlisi muhatabını seçme lüksüne, özelliğine sahip değil dedik. Fakat şöyle bir durum var değerli hocam. Din görevlisi diye ortaya çıkıyor. Dini anlatacağım diyor. Kur'an'ı ve sünneti anlatacağım diyor. Başka şeyler anlatıyor. Yani Kur'an'da olmayan şeyi anlatıyor, sünnette olmayan şeyi anlatıyor. Veya ben seni hidayete götüreceğim diyor. Tamamen farklı bir yere götürüyor. Evet. Bu sebeple din görevlisi muhatabını seçme lüksüne sahip değil. Ama muhatap din görevlisini seçmeli mi? Evet. Elbette ki muhatap da dikkat etmeli. Yani biz insan olarak hani dinin özünde güven var, sadakat var, doğruluk var. Elbette ki rehberler doğru olmalı, güvenilir olmalı, emin insanlar olmalı. Yani bir otobüse bineceğimiz zaman şoförün efendim o aracı kullanma bilgisi, yeteneğini bir yolcu hesap etmeli. Çünkü Allah bize akıl vermiş, aklımızı o noktada kullanmalıyız. Efendim bir doktora gittiğimiz zaman ya bu doktor 10 kişiyi ameliyat etmiş ama 9'unu öbür tarafa göndermişse güvenilir bir doktor olabilir mi? Aynen onun gibi biz de peşine gittiğimiz kişileri, birlikte olduğumuz insanları iyi seçmeliyiz. Gerçekten beni hidayete mi götürüyor? Hidayeti kullanarak başka alanlara mı götürüyor? Bu da önemli. Çünkü ahir zamanda bunlar gerçekten var. Yani bir insan çok farklı yapılanmalar içerisinde tek doğru benim yolumdur diyorsa, benim meşrebim diyorsa, benim grubum diyorsa o bir yanlıştır. Bakın belirli gerçekten tasavvufta belirli makamlara gelen kişilerin söylediği bir söz var. İnsanı Allah'a götüren insanlar sayısınca yollar vardır. Biz onları teke indirerek öbürlerini din dışı ilan etme lüksümüz yok ama yaptığı her şeyi insan bilinçli yapmalı. Kimin peşine gideceğini bilinçli olarak seçmeli Sayın Hocam. Evet. Tabii burada yani en iyi din görevlisinin herhalde yanlışı olabilir bir yerde, hatası olabilir. O zaman biz o yanlışı din görevlisinden bilmemiz lazım. Dinden bilmememiz lazım. Tabii. Demek doğru bir şey tabii mi? Ki, tabii ki. Çünkü birçok yerde din görevlisinin hatası eşittir İslam'ın hatası gibi gözüküyor. Evet. Bu gibi durumlarda prensip ne olması lazım evet hocam? Şimdi her insan hata yapar. Bakın insan olmak hata yapmanın öbür adıdır insan olmak. İnsan unutan varlık, isyan eden varlık, ünsiyet kuran gibi anlamları var insan kelimesinin. Evet. O zaman insan hata yapan varlığız. İnsan eğer kim olursa olsun peygamberlerin bile zelle dediğimiz bir takım yani eksiklik demeyelim mi bir takım kusur veya şey diyelim zelle denir ona çok küçük hata. Peygamberlerde bile varsa Hazreti Eyyub'un izinsiz efendim kendi bölgesini terk etmesi gibi her peygamberin hayatında bunlar vardır. Peki biz insan olarak olacak mı? Elbette ki olacak ama asıl olan
Biz yine bir peygamberin hayatına bakarak hata ve kusurdan sonra toplum ve kişi olarak ona baktığımız zaman hatadan sonraki tavır çok önemlidir hocam. Eğer bir gönüllü, bir din gönüllüsü, bir din görevlisi bir hata yaptıktan sonra o hatadan kurtulma adına gerekli olan çabayı ortaya koyuyorsa, Hazreti Adem'i düşünelim, o da ilk hatayı yapmıştı. Ne yaptı? Hatasını savunmamıştı. Hatasını savunmadıktan sonra Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunmuş. Zalemne enfusene ve inlem tagfirlene lenekûnenne minel hasirin. Ya Rabbi, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan biz kaybedenlerden oluruz demişti, değil mi? Bakın hata var. Ama şeytan, o da Allah'ın secde et emrine karşı geldikten sonra ne yaptı? Hatasını savunur hale geldi. Veya öne çıkan insanlarda artık hatadan sonra kendisini düzeltme adına her kişinin ciddi bir tavır ortaya koyması lazım. Bunu koymadığı zaman, eğer sürekli aynı hatayı yapıyorsa, artık o hata yapmadan dönme özelliği, tabiri caizse hani bir civatanın yalama olması konumuna gelmişse, o elbette ki toplum önünde efendim itibarını yitirecektir, güvenini yitirecektir. Bakın biz kazanç adına, hani insan kazanma noktasında düşündüğümüz zaman, her insan bir şeyler kazanmak için çaba gösterir. Dünyevi veya uhrevi hocam. Bakın burada bütün insanların iki tane sermayesi var. Birisi maddi, birisi manevi. Değil mi? Bir insan eğer tüccar iş yapacaksa maddi bir sermayesinin olması lazım. Olmadan yapamaz. Ama bundan çok daha önemli olan nedir? Manevi bir sermayesi de olacak. O da nedir? İtibarı, güveni, değil mi? Evet. Yani güvenilir bir tüccar, güvenilir bir esnaf zarar edebilir. Ama itibarını ve güvenini kaybetmek, para kaybetmenin çok daha büyük, insanı belirli noktalara getirmeli. Onun için bizler de bir takım zararlarımız olabilir. Hayat içerisinde kazamız olur efendim, başka hatalarımız da olabilir. Ama o hatalarımız bizim güvenimizi sarsacak, itibarımızı yok edecek noktaya kesinlikle gelmemeli. Bunlara dikkat etmeliyiz. Şöyle bir soru sormak, acaba bilmiyorum doğru olur mu da. Peygamber Efendimiz din görevlisiydi. Acaba Peygamber Efendimiz din görevliğini yaparken en çok zorlandığı an ve en çok kendisini sevindiren an nedir desek? Evet. Yani şöyle düşünebiliriz. Peygamberimizin en çok sevindiği an, her insanı kazandığı an onun en çok sevindiği evet. andı. Yani bakın, bir Müslüman hidayete ermesi evet. en çok sevindiren durum. Evet. Yani hidayete eren kişiye biz tabii ki Müslüman diyoruz. Evet. Yani o bir müşrik, bir münafık, efendim başka bir yerden gelen birisi, peygamberimizin eğitim metoduyla Allah'la buluşması kazanılan bir insandı. Ve peygamberimiz burada en çok memnun olduğu şey buydu. Ama çok gitmesine rağmen bir insanı kazanamamak da peygamberimizi en çok üzen şeydi sayın hocam. Bakınız, insan kazanıp kazanmama noktasıydı. Peygamberimiz kazanamadığı her insanda böyleydi. Amcasıyla ilgili anlatılanlar var. Efendim Ebu Talip'le ilgili. Peygamberimiz kazanamadığı her insandan dolayı üzülmüştür. Kazandığı her insandan dolayı da dünyanın en mutlu insanı olmuştur diyebiliriz. Burada özellikle cami diyoruz. Yani din görevlisi, camiler ve din görevlileri haftası. Acaba din görevlisi din görevini yaparken zaman evet. ve mekan önemli midir? Yani namazda zaman ve mekan önemli. Evet. Ama tövbe de önemli değil. Her yerde tövbe edebilir. Evet. Her yerde zikir edebilir. Evet. Ama biz din görevlisi deyince aklımıza ilk gelen şey insanlara dini anlatmak. Evet. Bu durumda da zaman, yani camiye özellikle vurgu yapıyoruz. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Mekan diyoruz. Kabe'ye, Mescid-i Haram'a özellikle vurgu yapıyoruz. Evet. Acaba önemli mi zaman, mekan? Şimdi hocam, insanların en büyük kaybı Allah'tan habersiz yaşamak. Bunu insanlara anlatmak birinci görevimiz hepimizin. Elbette ki biz namazda zaman ve mekan önemli, ama insanlara bazı şeyleri anlatmada da zaman elbette ki önemli. Biz yani her karşımıza çıkan insana, gel bakayım senin imanın var mı yok mu, niye iman etmiyorsun tarzındaki bir giriş doğru sonuç vermez. Akıllı olmak lazım. Hazreti Peygamber'in insanlara akıllarına göre konuşun demesini çok iyi anlamak lazım. Seviye çok önemli.
Hani beslenme diyoruz ya, insanın iki farklı beslenmesi vardır. Bir midemizi besliyoruz, bir de ruhumuzu ve aklımızı besliyoruz. Bakın, gıda da bir ihtiyaçtır, bilgi de ihtiyaçtır. Şimdi bilgi ve iman anlatılırken, bakın gıda, yeni doğan bir çocuğa biz anne sütü verilmesi lazım. Evet. Biz bir programda yine şu örneği anlatmıştım. Erzincan usulü bir döner versek ne olur yeni doğan çocuğa? Ya döner kötü bir gıda mı? Veya şu misal de önemli. Mesela avcılar bir kuşu avlamaya çalışırken çok hassas olur. Aman kuş kaçtı, kaçacak. Evet. Ona göre dikkatli tabii, ol. Tabii. Yani bu hassasiyet içinde olması lazım, evet, o zaman. Aynen öyle. Yani onu kaçırmama. Kaçırmama derken avlamak belki avcı örneği ama kazanma çok önemlidir. Evet. Bunun değişik örnekleri var. Bir iki tanesi üzerine inşallah dururuz. O zaman nasıl ki hasta bir insanın her gıdayı hoşuna gitmesine rağmen yememesi gerektiği gibi, doktor niye vermiyor o gıdayı ona? Onun yapısına uygun olmadığı için, o anda yemesi aleyhine döneceği için bazı gıdaları vermediği gibi, bilginin de belirli zamanlarda uygun metotlar da kişiye aktarılması gerekir. Hocam, din kültürü dersine okula gittiğim zaman şunu hep kendime düşündüm. Dedim ki, sen Mehmet Hoca bu çocuklara neyi anlatmalısın? Çok bilgi mi aktarmalısın? Nasıl bir metot uygulamalısın? Ama o dersin sonucunda, bir dönem sonucunda şunu, şöyle bir şey olmalı diye düşündüm. Doğru olduğuna inandığım için söylüyorum. Bu çocuklara çok dini bilgi ezberlettirebilirsin. Ama sen bu çocuklardan ayrıldıktan sonra bu çocukların sana, bu derse ve bu dine bakışının nasıl olması çok önemlidir. Ama işte iyi bir öğretici, iyi bir öğretmen, iyi bir din görevlisi bir şey anlatacağı zaman karşı tarafın merakını ve ilgisini çekmeden anlatmaya kalkarsa temel bir problem oluşturur. Bunun yanında yine o kişinin sevgisini kazanmadan anlattığı her doğru karşıda karşılık kesinlikle bulmaz hocam. Bakın, hani insan kazanmak diyoruz ya, bizi ilk kazanan kimdir hocam? Bir an düşünelim. Bakın, her insanı ilk kazanan annesidir, anadır değil mi? Bakın, ana çocuğunu karşılıksız sevendir. Sevgi olmadan, ilgi olmadan insan kazanmak asla mümkün değildir. Lise dönemimizi, ortaokul dönemimizi düşünelim hocam. En çok hangi öğretmenimizi seviyoruz? Çok bilgili olan öğretmenleri değil. Bizi seven, bize ilgi gösteren, ilgi duyan öğretmenlerimizi biz daha çok seviyoruz. O zaman Allah'ı anlatma ve tanıtmada da çevrenin sevgisini kazanmayı, ilgiyi uyandırdıktan sonra bilginin daha sonra verilmesi gerektiğini unutmamak lazım Sayın Hocam. Değerli Hocam, süremizin sonuna geliyoruz. Evet. Biliyorsun ki aynı zamanda biz Muharrem ayına girdik. Müslümanların hicri yılbaşı. Bu Muharrem ayının özellikle ilk 10 günü çok önemli. Peygamber, evet, Efendimizin hadisleri var. Hem programı bitirme bağlamında izleyicilerimize Muharrem ayı ile ilgili birkaç söyleyerek inşallah bitirelim. Evet, şimdi hocam Zilkade ve Zilhicce, bizim hicri takvimimize göre yılın son ayı Zilhicce. Muharrem ise yeni yılın ilk ayı ve Hazreti Peygamber'in hicretinden sonra yılbaşı olarak kabul edilen, hicretin yılbaşı olarak, takvim başı olarak kabul edildiğini düşünürsek yeni bir yıla girmiş oluyoruz. Bakın, biz bir Müslüman olarak sürekli bir eğitim dönemi içerisindeyiz. Yani bir çocuk okulda nasıl ki her yıl okula gidiyor. Her yıl Eylül ayında okullar açılıyor. Evet. Niye gidiyor? Gitmiş olduğu dönem itibariyle aynı şeyleri okumuyor. Çocuk nasıl ki bir sonraki yıl bir üst sınıf, bir üst sınıf kişisel seviyesinde bir gelişme oluyorsa, bu din görevlileri haftasında da camiye devam eden her cemaatin, imam ve din görevlisiyle ilişkisi olan her insanın hayatında da bir yıl aynen bu şekilde okuldaki bir yıl gibi bilgilenilen, efendim eğitilen ve onu daha yukarıya çıkaran bir seviyesinin olması lazım. Bunu böyle anlıyoruz. Yani bir efendim eğitim yılının sonuna geliyoruz. Hac bu eğitim yılının finalidir bizim dini anlamda söylediğimiz, ama şimdi Muharrem'de yeni bir döneme giriyoruz. Evet, bu ilk dönem ve 10. günü de Aşure günü. Bildiğiniz gibi Efendimiz Medine'ye gittiği zaman oradakilerin oruç tuttuğunu, işte niçin tuttuğu sorulduğu zaman Aşure günü olduğu kendisine Nuh Aleyhisselam'dan sonra hatırlatılınca, onu tutmaya biz sizden daha çok layıkız diyerek Peygamberimiz de o günü oruçlu geçirmiş. Tabii biz o günü, yine bu 10 gün içerisinde ne kadar oruç tutabilirsek bu inşallah bizim de lehimize olacak, sevabı ve getirisi de çok fazla olan bir dönem içerisine girmiş oluruz. Yine
bu Muharrem ayı içerisinde tarihte yaşanan olayların bugün bize çıkan sonucu nedir diye üzerinde bir düşünmek lazım. Bakın, bir takım canımızı sıkan üzücü olayların gerçekleşmiş olması, o olaylardan bugün hayatımıza güzel sonuçlar çıkarmamız gerektiğini de unutmamalıyız. Sayın Hocam, Cenab-ı Hak yeni yılbaşımızı, efendim içerisinde bulunduğumuz Muharrem ayını ve yine kutlamakta olduğumuz camiler ve din görevlileri haftasını da bize, ülkemize, milletimize, bütün insanlık adına da hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Rabbim hayırları vesile eylesin inşallah. Değerli hocam, cami, din görevlisi ve Muharrem ayını beraber değerlendirdik. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyiciler, bir din görevlisinin nasıl olması gerektiğini, din görevlisinin nelere dikkat etmesi gerektiğini, Peygamber Efendimiz'den din görevlisinin neler alması gerektiğini öğrenmeye gayret ettik. Umarım faydalı olmuşuzdur. Allah-u Teala emanet olun. Hayırlı haftalar. İslam'ın doğuşundan bugüne dinimize dair temel konular. İmanın, ibadetin, ahlakın esasları. Bilgiden Bilince programında dinimiz hakkında bilmediklerimizi öğreniyor, günlük hayat ve ibadetlerimiz hakkındaki farkındalığımızı artırıyoruz. Bilmek, öğrenmek ve fark etmek için. Bilgiden Bilince. Bilgiden Bilince her Perşembe 20.45'te Can TV ekranlarında.